Şimdi siyasi gelişmeleri aktardık. Yeniden en başta aktardığımız EYT düzenlemesine bir dönelim sevgili seyirciler. Çünkü EYT'de bugün itibariyle aslında geri sayım başladı ve en geç 15 Şubat'a kadar kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Bu bekleniyor, böyle planlanıyor. Peki özellikle çalışan EYT'liler emekli olmak için nasıl bir yol izleyecek, nereye başvuracak? Bunlar önemli sorular. Gelin yapılması gerekenlere ve adım adım emekliliğe giden yola bir bakalım birlikte. kişiler öncelikle şuna bakacaklar EYT'nin kapsamında mı? Şartlar netleşti EYT'de taşlar yerine oturdu. Peki emekli olmak isteyen EYT'liler nasıl bir yol izleyecek? İlk adım kapsam kontrolü. E-devlete girip hizmet dökümü indirecekler. Hizmet dökümünün üstünde bir ifade var. Uzun vade sigorta başlangıç tarihi. Eğer bu tarih 8 9, ve öncesi ise bu durumda EYT'nin kapsamındalar. Eğer EYT kapsamındaysanız sigortalılık statüsüne dikkat etmeniz gerekiyor. Son 1261 günde hangi statüye prim ödendiği çok önemli. Çünkü buna göre sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı farklılaşıyor. Üçüncü adım prim ödeme gün sayısı hesabı. Emeklilik için yeterli prim günü varsa kanunun resmi gazetede yayınlanmasını bekliyor. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra kişi SGK'dan emekli olabilir yazısı alacak. Bu yazıyı alıp işverene verecek, kıdem tazminatını talep edecek, iş yerinden istifa edecek. İşveren de bu kişinin 08 koduyla işten çıkışını yapacak. EYT'li çalışan ancak iş yerinden çıkışını aldıktan sonra SGK'dan aylık tahsis talebinde bulunabilir. Aylık tahsis talebinde bulunmak için E-Devlet kullanılabilir. SGK il müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine başvurmasına gerek yok. Kanun teklifine göre EYT'li çalışan aylık bağlattıktan sonra eğer aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekse işverenin 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilmesi için 10 günlük süre şartı var. 10 gün içerisinde aynı iş tekrar çalışmaya başlarsa işveren sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlanabilecek.